net numaratıcı işlemleri sizlerle paylaşılacaktır. Bu kapsamda yol sorgusuyla örneklerimize başlayalım. Pendik Belediyesi verilerine dayalı çalışmada, örneğin Batı Mahallesi, Akasya Sokak'la ilgili çeşitli çalışmalar yürütelim. Yapılan sorgu sonucu yola bağlı bir rapor almak istediğimizde, Akasya Sokak'taki yol türü, kaplama cinsi gibi bilgilere ulaştık. Fen işleri uygulamasını seçtiğimizde o yola dair fen işleri bilgilerine ulaştık. Aynı şekilde yolla ilgili çekilmiş birden fazla fotoğrafa sistem içerisinden ulaşmak mümkündür. Bir harita üzerinde yol geometrisini görmek için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Örneğin Google Earth'ü tercih ettiğimizi düşünürsek Google üzerinde yol geometrisini izleyebiliriz. Ekran üzerinden online olarak veri tabanından izlenebilen bina bilgilerine 3 boyutlu olarak ulaşmak mümkündür. Sistem içerisinde sahadan çekilmiş fotoğrafların binalara kaplanması suretiyle bu verileri de doğrudan sistem içerisinde görebilmekteyiz. Şehri şu an 3 boyutlu olarak gezmekteyiz. Google ve Belnet'in bir arada çalışabilirliğini ekran üzerinden örnekleyelim. İlgili objeyi göstererek yola dair Belnet bilgi kartına ulaşmak mümkündür. Görüldüğü gibi bu yola ait emlak vergi değerlerinden bu yoldan cephe alan parsellere ve binalara liste üzerinden ulaşabiliriz. Bu parselleri de ekranda görmek için gerekli transfer işlemleri yapılabilir. Farklı bir örnekle çalışmamıza devam edelim. Bahçeli Evler Mahallesi, Aşık Veysel Sokak 11 numaralı binayı sistem içerisinden sorgulayacak olursak, sistem içerisinde oluşturulan veriyi doğrudan ekranda gördük. Bu kapıyla ilgili detay bilgileri için ilgili bölüme girdiğimizde binaya ait bina fotoğraflarını, o binaya ait bağımsız bölüm bilgilerine, İSKİ İDAŞ verilerine ulaşmak mümkündür. Bir numaralı bağımsız bölümü seçtiğimizde doğrudan detay bilgilerine, kimlik bölümünü seçtiğimizde o bağımsız bölümde yaşayan kişilerin kimlik bilgilerine ulusal adres veri tabanından dinamik olarak ulaşabiliriz. Bir kimlik sorgusu yapmak için TC kimlik numarası bölümüne şahsın TC kimlik numarası bilgilerini girdiğimizde doğrudan ulusal adres veri tabanından şahsın verilerine ulaşabiliriz.